Bu videoda iyonlaşma enerjisinin periyodik tabloda bir periyot boyunca nasıl değiştiğine bakacağız. Örneğin ikinci periyotla başlayalım. Lityumdan neona kadar. Periyodik tabloda soldan sağa doğru giderken iyonlaşma enerjisi artma eğilimi gösteriyor. Örneğin lityumun iyonlaşma enerjisi 520 kJ bölü molken, ki 900 kJ bölü mole kadar çıkıyor. Aynı eğilim neona kadar da sürüyor. Kısaca periyodik tabloda bir periyot boyunca soldan sağa doğru ilerlerken iyonlaşma enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. Hatta bunun artan etkin çekirdek yüküne bağlı olduğunu da ekleyelim. Etkin çekirdek yükü. Etkin çekirdek yükünün nasıl hesaplandığını hatırlıyor musunuz? Protonların sayısından yani Z'den S'yi yani dış elektronları perdeleyen iç elektronların ortalama sayısını çıkartmamız gerekiyor. Sanırım biraz karışık oldu. Bunu daha iyi anlayabilmek için biraz daha detaylı olarak inceleyelim. Lityum ve berilyuma bakalım. Lityumun atom numarası 3. Demek ki çekirdeğinde 3 tane proton var. 3 pozitif yükü buraya yazalım. Lityumun elektron dizilişi sizin de hatırlayacağınız gibi 1s2 2s1. Yani 1s orbitalinde 2, 2s orbitalinde 1 elektron bulunuyor. Berilyumun lityuma göre 1 fazla proton ve 1 fazla elektronu var. Çekirdekte bir fazla proton demek, pozitif 4 yük demek. Berilyumun elektron dizilişi ise 1s2, 2s2. Yani hem 1s orbitalinde hem de 2s orbitalinde ikişer elektron var. Öncelikle bu iki element için en etkin çekirdek yükünü hesaplayalım. Lityum için başlayalım. Lityumun çekirdekte 3 pozitif yükü var. Etkin çekirdek yükünü bulmak için bu sayıdan dış elektronları perdeleyen iç elektron sayısını çıkarmamız gerekiyor. Lityuma bakalım. Dış elektronu merkezdeki pozitif yükten koruyan, onu perdeleyen iki iç elektron var. Benzer yüklerin birbirini ittiğini biliyoruz. Demek ki bu elektron bu elektronu, aynı şekilde bu elektron da aynı elektronu biraz itecek. Biraz önce belirttiğim gibi iç elektronlar dış elektronu iç taraftaki pozitif yükten korumak için onu perdeleyecek. Bu durumda perdeleyen iki tane elektron var diyebiliriz. Demek ki hızlı bir hesaplama için etkin çekirdek yükü 3 eksi 2 eşittir 1 olacak. Sanki dış elektron onu çekirdeğe çeken artı bir yük hissettiriyor gibi de düşünebiliriz. Yani dış elektronla çekirdek arasında tabii ki bir çekim kuvveti var. Aslında burada hesaplamanın doğru cevabı 1,3. Biz burada tam sayı kullanmış da olsak s'nin tam olmasına gerek yok. Ancak bizim hızlıca yaptığımız bu hesaba göre bu işlemin cevabı artı 1. Bu şekilde de kabul edebiliriz. Aynı hesaplamayı bir de berilyum için yapalım. Protonların sayısı buradan bakıyoruz artı 4. Eksi dış elektronları yani değerlik elektronları perdeleyen iç elektronların sayısı. Aslında bir öncekine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Burada da dış elektronlara perdeleyen iki tane iç elektron var. Dışarıdaki elektronu iterek çekirdeğin pozitif yükünden korumaya çalışıyorlar. Bu durumda hesaba katmamız gereken elektron sayısı 2. Dolayısıyla etkin çekirdek yükü 4 eksi 2 eşittir 2. Aslında berilyum içinde asıl yani doğru etkin çekirdek yükü 1,9. Bu da berilyumun 2s orbitalinde ikinci bir elektronu olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu elektron da diğerini biraz etkiliyor. Bir bakıma biraz itiyor diyebiliriz. Böylelikle etkin çekirdek yükünü biraz düşürüyor. Ortalama olarak 1,9'a. Ama hızlıca bir hesaplamanın bize verdiği cevap da artı 2. Bu da gayet mantıklı. Demek ki buradaki dış elektronun değerlik elektronunun hissettiği yük pozitif 2. Yani berilyumdaki bu değerlik elektronu lityumdakine göre çekirdeğe biraz daha fazla çekilecek diyebiliriz. Sonuçta lityumdaki elektron için etkin çekirdek yükü artı birdi. Zaten işte bu yüzden berilyumun atomu daha küçük değil mi? Sonuç olarak çekim kuvvetiyle 2s orbitalini daha da küçülecek, böylece atom daha küçük olacak. Demek ki berilyum lityumdan daha küçük. Berilyumdaki bu dış elektron, lityumdaki bu dış elektrona oranla çekirdeğine daha yakın duruyor. Çünkü daha kuvvetli bir çekim kuvveti var. Bu durumda berilyumdan bu elektronu almak için gereken enerji miktarı daha fazla olmalı. İşte bu da berilyumun daha yüksek bir iyonlaşma enerjisine sahip olmasını açıklıyor. Berilyumun iyonlaşma enerjisi 900 kJ bölü molken, lityumunki 520 kJ bölü mol. Demek ki bu enerji en etkin çekirdek yüküyle alakalı. Şu ana kadar karşılaştığımız atomlar berilyumla lityumdu. Bunun sonucunda da iyonlaşma enerjisinin 520 kJ bölü molden 900 kJ bölü mole yükseldiğini gördük. Bu artışı da berilyumun daha fazla olan etkin çekirdek yüküne bağladık. Şimdi bir de berilyumla bora bakalım. Borun etkin çekirdek yükü de berilyumdan fazla. Buna rağmen iyonlaşma enerjisinin berilyum için 900 kJ bölü molken, bor için 800 kJ bölü mole düşüyor. Sizce neden olabilir? Borun elektron dizilişine bakarak bunu açıklamaya çalışalım. Borun 5 tane elektronu var. Demek ki elektron dizilişi 1s2, 2s2 ve 2p1. Bu durumda değerlik elektronu yani 5. elektron 2p orbiterine yerleşiyor. 2p orbitalinin enerjisi ortalama olarak 2s orbitalinden daha fazla olduğuna göre 2p orbitalindeki elektronlar 2s orbitalinde bulunan elektronlara oranla çekirdekten daha uzak bir noktada bulunuyor. Bunu hızlıca çizerek gösterelim. Burası 2s orbitali olsun. Burada iki tane elektron var. Çekirdekten daha uzakta bulunan 2p orbitalinde de bir tane elektron olsun. Bu durumda 2s orbitalinde bu iki elektron 2p orbitalindeki bu elektronu itebilir. Böylece çekirdekten gelen çekim kuvvetine fazladan bir perdelenme olmuş olur. Çekirdekte 5 proton yani 5 pozitif yük olmasına rağmen 2s orbitalindeki bu iki elektronun perdelenmesi sayesinde buradaki son elektronu diğer bir deyişle değerlik elektronunu orbitalinden çekip almak biraz daha kolay. İşte bu da iyonlaşma enerjisinin neden biraz düştüğünün bir göstergesi bordan karbona ya da karbondan azota doğru giderken iyonlaşma enerjisinin yine biraz arttığını görüyoruz. Bunu yine artan çekirdek yüküne bağlayabiliriz. Ama azottan oksijene geçişte yine bir azalma var. 1400 kilojül bölü molden 1300 kilojül bölü mole düşüyor. Bunu açıklamak için elektron dizilişlerine bir göz atalım. Azotun elektron sayısı 7. Buna göre elektron dizilişi de 1s2. 2s2 ve 2p3 olmalı. Oksijen içinse fazladan bir elektronumuz var. Bu da 1s2, 2s2 ve 2p4 olacağını gösterir. Bu elektronları bir de orbitallerin üzerinde gösterelim. Bunlar 2s ve 2p orbitalleri olsun. Azot için 2s orbitali burada. 2 tane elektron bulunuyor. 2p orbitalinde ise 3 tane elektron var. 3 elektronu bu şekilde yerleştirebiliriz. Şimdi aynısını bir de oksijen için yapalım. 2s orbitali oldu. Bunları da hemen çizelim. 2p orbitalinde ise 4 tane elektron var. 1 elektron, 2 elektron ve 3. elektron. Şimdi elektronları yerleştirirken 4. yü koyduğumuzda neler olduğuna bir bakalım. 4. yü zaten içinde bir elektron olan orbitale ekliyoruz. Bu da bu elektronun orbitalin içinde olan elektron tarafından itileceğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla bu elektron buradan çok daha kolay bir şekilde alınabilir. Tıpkı yükler gibi düşünebilirsiniz. Aynı tip yükler birbirini iter, farklı tip yükler birbirini çeker. Bu iki elektron arasındaki bu etkileşimde iyonlaşma enerjisinin neden biraz azaldığını açıklıyor. Sonuç olarak 2p orbitalindeki bu itme gücü yüzünden oksijenden bir elektron almak azota göre çok daha kolay. Bu noktadan sonra yine genel kurala geri dönüyoruz. Flor için iyonlaşma enerjisi 1681 kilojül bölü mol. Neona geçerken artan etkin çekirdek yüküne bağlı olarak yine bir artış görüyoruz.